Cinsiyet yani, filmi. Bozkır'ın tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın hayatının konu edildiği filmin vizyona girmesine günler vardı. Hatta fragmanı yayınlanmaya başlamıştı artık internet ortamında. Bir anda mahkeme kararıyla film yasaklandı. Peki yasaklanma gerekçesi neydi? Ve detayları çok özel bir telefon bağlantımızda olacak. Buyursunlar. Bozkır'ın tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın hayatının konu edinildiği Garip Bülbül Neşet Ertaş adlı sinema filminin gösterime girmesi mahkeme kararıyla yasaklandı. Garip Bülbül filminin Mahkeme sonrası taraflar konuştu. Yapımcı Mustafa Uslu karara isyan etti. 8 milyonu temsil eden Abdallar Derneği filmin yayınlanmasını istedi. Garip Bülbül filminin yayınlanmasını istiyoruz. Ertaş'ın çocukları ise mutluydu. Neşet Ertaş'ın ilk eşinden olan çocukları yapımcıya neden savaş açtı? Filmin yayınlanmasını neden istemiyor? Türkiye'nin konuştuğu davanın hiçbir yerde duyamayacağınız detayları sadece Beyaz Magazin'de. Yapımcı Mustafa Uslu, Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmiyle Türk sinema tarihine geçti. Uslu 6,5 milyon kişinin izlediği filmin ardından yaklaşık 5 yıldır hazırlandığı yeni filmi için kolları sıvadı. Profesör Doktor Erol Parlak'ın Garip Bülbül Neşet Ertaş kitabından yola çıkarak merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filmin çalışmalarına başladı. Filmin çalışmalarının başlamasının ardından Neşet Ertaş'ın ilk eşi Nigar, türkülerinden bildiğimiz ismiyle Leyla Hanım'dan olan çocukları Canan, Döne ve Hüseyin Ertaş önce kitabın babalarının rızası dışında yazıldığını, ardından filmin kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla çekimlerinin durdurulması yönünde mahkemeye başvurdu. Geçtiğimiz hafta vizyona girmeye hazırlanan filmin basın toplantısında konuşan Mustafa Uslu, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Ne yaparsak yapalım, büyük ustamız Ulu Çınar, Neşet Ertaş'ı incitecek, onu rahatsız edecek bir şey yapmayacaktık. Filmin sadece merhum sanatçının hayatını değil, temsil ettiği abdal kültürünü de anlatan bir film olduğunu iddia etti. Yüzyıllardır insanlık onuruyla oynanan abdalların filmidir. Bu kültürün ve aşiretin en büyük temsilcisi ve lideri ve hayatını bu aşirete adamış bir insandır Neşet Ertaş. Taraflar mahkemede buluştu. Dün görülen duruşmada mahkeme Ertaş'ın çocuklarının talebini haklı buldu. Filmin gösterimini durdurdu. Karar sonrası konuşan Mustafa Uslu, ailenin uzlaşmaya yanaşmadığını ve art niyetli bir tavır gösterdiklerini iddia etti. Adliye çıkışı konuşan Ertaş'ın çocukları karardan memnundu. İtirazlarının babalarının vasiyeti olduğunu iddia etti. Karara bir tepki de Abdal derneklerinden geldi. 8 milyon Abdal vatandaşı temsil eden dernek, kendi kültürlerinin tanıtılması için büyük fırsatın kaçırıldığını iddia ederek filmin yayınlanmasını istedi. Bulunmamızın amacı Abdal toplumu olaraktan Garip Bülbül filminin yayınlanmasını istiyoruz. Kararın ardından sosyal medyada bir video çok konuşuldu. Videoda Erol Parlak'ın kitabının babasının rızası alınmadan yazıldığını iddia eden Ertaş'ın çocuklarının aksine, yıllar önce bir televizyon programında konuşan usta sanatçının kitap hakkında konuştuğu görüldü. Keşke izleyebilseydik bu filmi. Ya. Çünkü Mustafa Uslu'nun yapımcılığına o kadar güveniyoruz ki. Evet. Müslüm Gürses'i Müslüm filmiyle izledik. Ayakta alkışladık. 6,5 milyon izleyiciye ulaştı. Değil mi? Evet. Hayatını evet. Bu kadar derinden gördük. Bu kadar bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Neşet Ertaş da aynı şekilde. Değil mi? Bir Neşet Ertaş daha gelmeyecek. Gelmeyecek. Evet. Cepelköy'ün Naim'i de çekti. Yayınlansaydı, Mustafa Bey Cepelköy'ün Naim'i de aynı şekilde. Yani Ayla çok filmi. Başarılı bir yapımcı. Ayla ve filmi. Çok büyük bir emek verdi. Düşünsenize film bitmiş. Her şey tamamlanmış. Bir tek vizyona girecek ve bir evet. Anda mahkeme kararıyla filmin yayını durduruluyor. Evet. İsterseniz merak ettiklerimizi Mustafa Uslu'ya bir soralım. Soralım. Kendisi hattımızdan. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür merhabalar, ediyoruz. Merhabalar, merhabalar Mustafa geldiniz. Bey. Hoş geldiniz. Neden hoş filmin yayını durduruldu? Hayatımda bugünü de görecekmişim. Pınar Hanım'a özel bir merhaba gönderiyorum. Merhaba benim Mustafa, çok üzüldüm. Eski dostum, eski arkadaşım. Evet. Annenin ellerinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Ben de çocuklarının gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. İnanılmaz, anlatamıyorum. Çünkü her film yapımcısının bebeği çocuğudur. Hem de benim çocuğum. Maalesef çocuğumu doğmadan ağlıyor musunuz? Yapma Mustafa ya. Çok duygusaldır. Çok büyük ben, emek ya. Ben Mustafa'yı çok eski tanırım.
Çok duygusaldır. Dün alınan... Ağlıyor musunuz Mustafa Bey? Ağlıyor mu? Ah Mustafa'cığım ya. Çocuğumu öldürdüler. Yani çok üzgünüm. Çok affedersiniz. Çok özür diliyorum. 5 yıl emek verdiniz değil mi? 17 bin kişinin emeği var Bilal Bey. 17 bin kişi. Ya. 17 bin kişinin içinde 7 yaşında çocuk da var. 70 yaşında teyze de var. En çok ona çok üzülüyorum. Çünkü onlar emeklerini bana güvendiler. Bana itimat ettiler. Ama ben onların güvenini boşa çıkardım. Yani üzüldüğüm tarafı tabii ki keşke hukuk, adalet, hakimler bu filmi seyretseydiler de bu tedbir kararını öyle verseydiler. Biz günlerce yalvardık onlara. Hayatımda hiçbir filmimde kötülükten beslenmedim. Hiçbir filmimde kötü göstermedim. Çünkü hep mutlu sonlarla bitirdim. Evet. Hayatımın en muhteşem filmini yaptım. Cumhuriyet tarihinin de çok önemli. 374 sahne, 128 dakika. Çok özel bir film oldu. Abdal kültürünü anlatan, yüzyıllardır insanlık onuruyla oynanan abdalları anlatan, eminim ki büyük ustamız Ulu Çınar hayatta olsa o da isterdi. Filme 40 milyon lira harcadınız, doğru mu? Daha fazla harcadım Bilal Bey. Çok rakam söylemek istemiyorum. Bütün emekler ya. Bütün emekler. Adalet ekmek gibi, su gibi, nefes almak gibi adalet. Adalet herkese lazım. Ben bir sinema filmi yaptım. Beni seyredip eleştirebilirsiniz, yerden yere vurabilirsiniz. Ama filmi izlemeden üzerinde somut, yani benim ceza aldığım şey şu anda bir sinema filmi ve bunu izlemediler. Benim isyanım o. Ben anayasal hakkımı yargılanmak istiyorum ya. Benim filmimi lütfen izle. Bilir kişilere izletin. Teknik kişileri izletin. Benim filmimin içinde kişilik hakkı ihlali yok. Benim filmim içinde davacıların isimleri, soy isimleri bile yok. Ailesinin istememe gerekçesi ne peki? Efendim? Ailesinin istememe gerekçesi ne? Ailesinin istememe gerekçesi, Pınar Hanım çok iyi bilirler. Büyük ustamızın hayatında iki kadın var. Birisi çocuklarının annesi Nigar Hanım. Nigar Hanım efendi. Birisi de ömrünün son 30 yılını geçirdiği, onu pamuklara sarıp sarmalayıp ona gözü gibi bakan Seyhan Hanım efendi. Dane dane benleri var yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde. Türküsünü yazdı. Gülüşün gülden güzel türküsünü yazdı. Seyhan Hanım var. Hiç kimse Seyhan Hanım'ı inkar edemez. Çünkü Seyhan Hanım büyük ustanın son nefesine kadar yanındaydı. Tabii. Bütün kişisel bakımlarını hastanede kendi bizzat elleriyle yaptı. Son çorbasını Seyhan Hanım'ın elinden içti. Hiç kimse bizim bu güzel, tertemiz aşkın üzerine toprak atmamızı, bunu görmezden gelmemizi nasıl isteyebilirler? Hangi vicdan buna razı olur? Hangi merhamet buna razı olur? Ki rahmetli çocukların annesinden, ilk eşinden 1970 senesinde boşanmıştı değil mi? Resmi olarak boşanmamış abi. Boşanmamış mı? Evet, ellerimi üstünden çekmeyeyim. 3 tane çocuğumun annesidir diye resmi olarak boşanmamış. 30 yıllık muhteşem o ayrılıktan sonra işte Seyhan Hanım'la tanışıyor. Tanışma hikayeleri de şudur. Mahsuni Şerif'le bunlar yakışıklı genç iki tane halk ozanı Adana'da konser veriyorlar. Ve Adana'nın ileri gelen eşrafından birisi bunları akşam yemeğe davet ediyor. Bizim ustamızın da gönlü düşüyor. Seyhan Hanım'ın da yüzünde böyle benler var. Ve işte ona tane tane benleri var yüzünde, can alıcı bakışları gözünde türküsünü yazıyor. Evet. Ama o aşk bir şekilde nihayete ermiyor. Çünkü ustanın sağlık sorunları devreye giriyor. Ve ülkede işte darbe oluyor filan. Ve ustamız tedavi olmak amacıyla Almanya'ya gitmek zorunda kalıyor. Ama 30 yıl sonra Almanya'dan dönerken, dönmeye karar verdiğinde ilk sorduğu şey de Burhan, sende Seyhan Hanım'ın telefonu var değil mi? Diye o oluyor.
ve 30 yıl sonra Atatürk Havalimanı'nda Seyhan Hanım'la buluşuyorlar, kavuşuyorlar. Muhteşem bir aşk. Bunu görmezden gelemezdik. Bu öncelikle... Bağlantıda bir problemimiz var. Cızırtılı geliyor sesiniz. Arkadaşlarımız tekrar bağlayacaklar size, olur mu? Sen tane tane benlerini biliyor musun? Bilirim tabii Necdet Ertaş'ı. Bize bir kuple söyleyebilir misin? Dane dane. Dane dane benleri var yüzünü de, yüzünü de, yüzünü de. Can alıcı bakışları gözünü de, gözünü de, gözünde. Can alıcı bakışları gözünü de, gözünü de, gözünde. Evet, hazır mı Mustafa Bey? Bağlantımız hazırsa tekrar alalım. Teşekkür ederim. Yarım kaldı. Evet. Evet. Ya, çok özür diliyorum. Mustafa, Mustafa lütfen üzülmeni istemiyorum. Bence yeni neslin de Necdet Ertaş'ı tanıması açısından Mustafa Uslu'nun yapmış olduğu bu proje çok güzel olacaktı. Yani o Z kuşağı dediğimiz kuşak Necdet Ertaş'ı gerçek anlamında tanıyacaktı. Hem o kadar emeğe hem de şöyle dar bir zamanda, düşünsenize bu kadar ekonomik krizin olduğu dar bir zamanda, zor bir zamanda bu kadar yatırım gerçekten çok üzücü. Keşke Mustafa'cığım önce belgeyi alsaydın, yani öyle başlasaydın projeye. Yani sen akıllı bir insansındır. Pınar Hanım'cığım, ben anlatayım size. Biz 5 yıl önce bu projeye başladığımızda avukatlarımızla görüştük. Evet. Ve iki tane hukuk fakültesiyle görüştük. Ve sonra da 10 yıl önce yazılmış bir kitabın Sayın Erol Parlak'a ait Garip Bülbül Neşet Ertaş isimli bir kitabın haklarını sinemaya uyarlama haklarını aldık. Ve biz bunu alırken aslında bugüne kadar yazılmış bütün kitapları okuduk. Neşet Ertaş hakkındaki bütün kitapları okuduk. Ve en doğrusunun ve külliyat şeklinde iki cilt halinde yazılmış olana karar verdik ve bu yola çıktık. Sonra biz bütün muvafakatnamelerimizi aldık. Filmin içinde geçen eserlerin muvafakatnamelerini aldık. Sonra iki tane hukuk fakültesinden görüş aldık. Dedik ki bakın biz bu belgelerle, elimizdeki bu belgelerle film çekmeye başlayacağız ve yatırım yapacağız dedik ve ikisinden de olur aldık. Bu da yetmedi. İlk defa buradan açıklıyorum. Ben bu izinleri aldığım dönemde Sayın Profesör Erol Parlak aktif olarak rektör olduğu için, devlet kurumunda çalıştığı için biz bu projeyi Cumhurbaşkanlığına da götürdük ve orada da İbrahim Kalın Bey ile de görüştük ve onlara bu projeyi çekeceğimizi, yasal olarak bu projeyi Türk halkınınla kavuşturmamız hiçbir engel olmadığını anlattık ve filmin çekimlerine öyle başladık. Mustafa Beyciğim. Ben adalete güvendim. Beyciğim şunu söylemek istiyorum. 64. maddesine güvendim. Sanat ve sanatçının korunması maddesine güvendim. Çok güzel ben, söylüyorsunuz. Yani, çok güzel İstanbul, söylüyorsunuz. Kırşehir ve Ankara valiliklerine güvendim. Bana izin veren, çekim izni veren valiliklere güvendim. Çok güzel söylüyorsunuz ama siz kadının fendini unuttunuz. Kadının fendi Seyhan Büyükvardar. Neşet Ertaş'ın nikahsız 30 yıl birlikte olduğu hanımı, ilk eşinin çocukları, ilk eşi istemedi. Çocuklarına bana göre dedi ki bu film yayınlanmayacak. Bütün her şeyinizi koyun, ağırlığınızı koyun. Anayasal hakkımızdır. Biz bu filmin içinde olmak istemiyoruz. Kişisel hakkımızdır varisler olarak. Sizi bence bu bütün anlattıklarınızdan ve okuduklarımdan anlıyorum ki Leyla Hanım engelletti. Doğru mu yanlış mı? Evet, doğru söylüyorsunuz ama Bilal abi şöyle bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Evet. Kişinin ölümüyle kişilik hakları sona erer. Kişinin ölümüyle kişilik hakları babadan oğula devrolmaz, mirasçılara devrolmaz. Tamam, tamam. Ben, Bilal abi özellikle ben sizin rehinize de yolladım. Bir yüksek mahkeme kararı var. Oradan küçük bir detayı size okumak istiyorum. Evet, evet. Dosyaya sunulan belgelerden musiki eserlerin ve edebi eser hak sahipliğinin ayrı ayrı tartışılması, bunun sonucuna göre karar verilmesinin gerektiği
bunun da yargılamayı gerektirdiği doğacak şekilde tedbir kararı verilemeyeceği. Kaldı ki dosyada mevcut deliller göz önüne alındığında henüz ihtiyati tedbir talep edenlerin muhlislerinin hak sahibi olduğu, eserlere ilişkin ihlal olduğu ispatlanamadığı, yaklaşık ispat kuralı ile gereği henüz senaryosu dahi değerlendirilmeyen bir filmin sansür sonucu doğuracak şekilde yasaklanamayacağı, hükümle elde edilecek sonucun yargılama yapılmadan esas çözer şekilde tedbiren elde edilemeyeceğine karar verilmiştir. Peki bundan okuduğum, sonra nasıl bir yol haritası çizmeyi düşünüyorsunuz? Yüksek mahkeme. Yüksek mahkemenin kararıdır. Evet. Bu karara rağmen yerel mahkeme filmi izlemeden, izlettirmeden, bilir kişilere incelettirmeden, raporlar almadan, hiçbir delili olmadan tekrar tedbir kararı vererek sansür yapmıştır. Evet, bu düpedüz sansürdür. 2023'e sayılı günler kala bu benim eserime 5 yıllık emeğimin göz nurumun olduğu, çocuklarımdan çaldığım babalık zamanımla günde 18 saat, 20 saat ya, daha iyisini nasıl yapabilirim? Arkamdan daha iyisini nasıl bırakabilirim? İlk ustaya daha güzelini nasıl yaparım diye uğraşarak, emekler vererek 17 bin kişinin emeği olan bir işi bir hakim bir celsede yargılanma hakkımızı elinizden alarak sansürlemiştir. Bu bir şey hukuka aykırı bir karardır. Bir şey soracağım derken. Mustafa. Peki yüksek mahkemeden de istediğiniz sonuç çıkmazsa süreç ne olacak? Yani bu kadar emek, bu kadar para, bu kadar yani yapılan bu proje çöpe mi atılacak? Hayır, kesinlikle. Nedir? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Avrupa'da gösterirsiniz. Yüksek mahkemeden tabii ki böyle bir karar çıkmayacak. Çünkü zaten yüksek mahkemede daha önce verdiği kararı biraz önce size okudum. Sen yargılama yapmadan, bilir kişileri inceletmeden, bu filmi teknik raporlar düzenlemeden eğer sen buna diyor tedbir verirsen bu diyor sansürdür. Bunu diyor yapamazsın. Sen davanın sonunda vereceğin kararı şimdi verirsen bu hüküm olur diyor. Yazık, günah. Evet. Çok yani teşekkür günah. Ederiz Mustafa. Benim filmimin içinde bir terör şeyi yok. Benim filmimin içinde bir aşk var, sevgi var, insanlık var, kültür var. Benim filmimin içinde gönül var. Ya benim beni niye yasakladınız? Eliniz ayağınız çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sevgili Mustafa Uslu'ya. Peki kısa bir reklam aramız var. Ardından buradayız.